Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada bir yemek tarifim var arkadaşlar. Közde, ateşte saç tavası yapacağız. Evet, Kurban Bayramı gelmişken saç tavası yapmadan geçmeyelim dedim. Şimdi çok güzel bir saç tava yapacağız arkadaşlar. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerden haberdar olmanız için de zil seslerini açalım arkadaşlar. Evet, ateşimizi yaktıktan sonra sacımızı koyuyoruz üstüne. Ve etimizi tenceremize alıyoruz. Etimizi tenceremize güzel güzel kavurup üzerine siyahımızı ekleyip yoğurtla kavurduktan sonra diğer malzemelerini sırayla ekleyeceğiz. Şimdi biraz ağır ağır piştiği için pideyi çok kısaltmak istemedim. O yüzden biraz uzun oldu. Yavaş yavaş pişmesini bekleyelim. Bu arada karıştırmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Ekleyip güzelce karıştıralım arkadaşlar. Daha sonra kapağını kapatıp birbirini bulması için ve güzel bir şekilde pişmesi için bekliyoruz. Evet. Şimdi iyice suyunu çekmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben içine 2 su bardağı su da ekledim iyice pişsin diye dedim. Bu şekilde suyu çektikten sonra üzerine ilk başta soğanlarımızı ekliyoruz. Daha sonra yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Yeşil kırmızı karışık. Daha sonra kapağını kapatıp güzelce su telenmesini bekliyoruz. Evet, bu şekilde piştikten sonra üzerine domateslerimizi ekleyeceğiz. Şimdi sarımsaklarımızı da ekleyip domateslerimize geliyor sıra. Domateslerimizi ekleyip kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapattıktan sonra biraz buharında iyice pişip domatesler içinde yumuşasın. Ondan sonra güzel bir şekilde yemeğimiz hazır olacak arkadaşlar. Evet, kapağını kapattık. Biraz pişirdik. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Hazır arkadaşlar. En son pul biberlerimizi ekleyeceğiz. Mutfak sotumuzu ekleyeceğiz. Bir kere de kapağını kapatıp güzelce biraz da domateslerin buharında yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi sıra isotumuza geldi. Onu da ekleyip güzelce birbirine karıştırıyoruz. Artık bundan sonra arkadaşlar sadece biberlerin birbirini bulmasının için kapağını kapatıp bir süre bekleteceğiz. Ve daha sonra biberlerimizi közleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi iyice hepsini birbirine karıştırdığımızdan emin olmak için güzel bir şekilde karıştıralım. Biberlerimiz her tarafına iyice yansın. Hepsinin lezzeti bir olsun. Bir taraf acı, bir taraf acısız olmasın. Hepsini böyle yapıyoruz. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Kapağını kapatıp artık
demlenme de diyebiliriz. Şimdi közlerimiz de hazır olduğuna göre içine atıp biberlerimizi atabiliriz. Biberlerimizi de güzelce közleyelim arkadaşlar. Yanmadan, yakmadan her iki tarafını çeviri çeviri pişiriyoruz. Biberlerimiz pişti. Pişenleri alıyoruz. Pişenleri de tekrar döndürüyoruz. Hepsini bu şekilde pişirdikten sonra yemeğimiz hazır, sadece soğuması için ocakta tutuyorum. Şu an biberlerimizi de bitirdikten sonra servise geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gerçekten tadı inanılmaz, eti çok güzel bir şekilde pişti. Yanında ayranıyla, közlenmiş biberiyle. Pilav sevenler pilavla da yapabilirler ama bu şekilde çok güzel oluyor. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki tarifler Urfa'dan gelecek. Görüşmek üzere.